fx eşittir x üzeri 3 çarpı kosinüs x karenin Maclaurin serisini bulmaya çalışalım. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Maclaurin serisinin merkezi 0 olan bir Taylor serisi olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki amacımızın Maclaurin serisindeki ya da Maclaurin serisi yaklaşımının ilk 5 terimi olduğunu düşünelim. Videoyu durdurup denediniz, değil mi? Yaparken canınızın sıkılmış olması da yüksek bir ihtimal. Neden diyecek olursanız, bir Taylor serisi ya da Maclaurin serisi bulmak için bunun türevini almak gerekir ve bunu yapmak öyle göründüğü kadar da kolay değil. F üstü x eşittir çarpım kuralını uygulayacağız. 3x üzeri 2 kosinüs x kare artı x üzeri 3 çarpı bunun türevi yani 2x eksi sinüs x kare. Birinci türev hiç de kolay değilken bir de ikinci ve üçüncü türevi almamız gerektiğini düşünün. Evet ikinci türev hiç de kolay olmayacak. Üçüncü ve dördüncüyü düşünmek bile istemiyorum. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Aslına bakarsanız bu türevleri alabiliriz. Sıfırda aldıkları değerleri bulup katsayıları da elde edebiliriz. Ama sizin de bunun daha kolay bir yolu olduğunu bildiğinizi biliyorum. Bir ipucu vermemi ister misiniz? Kosinüs X'in Maclaurin serisinin ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Daha önceki videolardan bunu hatırlıyor olmalısınız. Bir daha izlemek isterseniz muhtemelen görmediğiniz bir video daha var. Kan Akademi'de Kosinüs Taylor serisinin sıfırda değerlendirilmesi isimli videoyu aratın. Evet. Ne diyorduk? Bunun ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Evet, bu en meşhur Maclaurin serilerinden biridir. gx olarak yazacağım. Kosinüs x'e eşit olsun. Evet, bunun neye benzediğini biliyoruz. Bunun McLaurin serisi yaklaşımı 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel artı bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Evet, artı x üzeri 8 bölü 8 faktöriyel ve bu şekilde devam ediyor. Eksi artı eksi. İlk 5 terime ihtiyacımız olduğundan bu şimdilik yeterli. Evet, evet, bunun ilk 5 terimine ihtiyacımız olduğunu biliyorum ve sizden birazcık sabırlı olmanızı istiyorum. Bunun işimize yarayıp yaramayacağını görelim. Kosinüs x'in Maclaurin serisi hakkındaki bu küçük hatırlatma sonrası sizce bunu kullanarak bunun Maclaurin serisini bulmanın bir yolu olabilir mi? Buradaki x üzeri 3 çarpı g x kareye eşit. Bu ipucu yeterli mi? Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Hemen yazayım. Bu arada sizin sonucu çoktan bulduğunuzu da biliyorum. Evet, size ne demiştim? gx x, pardon, f x, f g türünden yazmak istersek bunu x üzeri 3 çarpı kosinüs x kare yerine g x kare diyebiliriz öyle değil mi? x üzeri 3 çarpı g x kare. gx x x'e eşitti. Bu durumda g x kare de kosinüs x kareye eşit olur. Ve tabii bir de x üzeri 3 var. Peki bu bilgiyi bir şekilde bu yaklaşıma uygulayabilir miyiz? Gördünüz değil mi? Ve evet bunu yapabiliriz. x yerine x kare kullandığımızda farklı bir polinom elde edeceğiz. Sonra bir de x üzeri 3 ile çarpacağız. Bunun sonucu da başka bir polinom olacak ve bu da aradığımız Maclaurin serisine yani bunun Maclaurin serisine eşit olacak. Hemen yazıyorum. fx yaklaşık olarak x üzeri 3 çarpı kendimize biraz yer açayım. G x kare. Bu gx'in yaklaşımıydı ve bu şekilde sonsuza kadar ilerlersek de gx'i göstermiş oluruz öyle değil mi? Şimdi x gördüğümüz yerlere x kare koyacağız. 1 eksi x karenin karesi x üzeri 4'e eşittir bölü 2 faktöriyel. Bu arada 2 faktöriyel 2'ye eşittir ama neler olup bittiğini görmek adına bunu bu şekilde bırakacağım. Artı x yerine x kare koyuyor isek x kare üzeri 4 x üzeri 8'e eşit olur ve bölü 4 faktöriyel. Eksi x üzeri 6 ve x yerine x kare koyunca x üzeri 12 elde edeceğiz. Bölü 6 faktör yer. Artı x kare üzeri 8'den de x üzeri 16 gelecek. Bölü 8 faktör yer. Bu şekilde de devam edecek. Eksi artı eksi artı. Bize sıfırdan farklı ilk 5 terim gerektiğinden bu kadarı yeterli. Devam edelim. Yine yaklaşık olarak eşittir işaretini koyuyorum. Hepsini x üzeri 3 ile çarpalım. Renkli olsun diye pembeyle yazayım. x üzeri 3 eksi x üzeri 7 bölü 2 faktöriyel. Artı x üzeri 11 bölü 4 faktöriyel. Eksi x üzeri 15 bölü 6 faktöriyel. Evet, sıfırdan farklı ilk 5 terimi yazdık değil mi? Bu kadar. Sonucu gördüğümüzde bunun videonun başında söylediğim yoldan yapmanın çok ama çok uzun süreceğini de anlamış olmalısınız. Kuvveti 19 olan bu terim bunun 19. türevini almamız gerektiği anlamına geliyor ama bunu x'in bir kuvveti çarpı bildiğimiz bir Maclaurin serisi olarak yazabileceğimizi anladığımızda her şey değişiyor. Öyle değil mi? Şöyle göstereyim. E, kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Fonksiyonumu x'in bir kuvveti hatta x'in bir katsayısı bile olabilir. Evet ax üzeri n çarpı başka bir fonksiyon. Bunu da başka bir renkle yazayım. Çarpı mor olsun. Çarpı x üzeri m. Çok da fazla hesaplama yapmadan tabii eğer GX'in Maclaurin serisini biliyor isem evet eğer GX'in ne olduğunu biliyorsam bu videoda kullandığımız yolu kullanabiliriz. G'nin Maclaurin serisini buluruz. X gördüğümüz yere bunu yani BX üzeri M'i yazarız. Bir polinom ya da bir kuvvet serisi elde ederiz. Sonra bunu bir de AX üzeri N ile çarparız. Sonuç olarak bir başka kuvvet serisi elde ederiz ve bu da orijinal fonksiyonun kuvvet serisine yaklaşık olarak eşit olur. Harika değil mi?